Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan ayında olmazsa olmazı pide hazırlayacağım. İlk önce yapımı oldukça kolay. Sadece 2 su bardağı su kullanarak su ile hazırlayabileceğimiz yumuşacık pide hazırlayacağım. İlk önce kabıma 2 su bardağı ılık su ilave edeceğim. İsterseniz süt de kullanabilirsiniz. Ancak suyla da denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel yumuşacık pidelerimiz olacak. İlk önce ılık 2 su bardağı suyu kabıma ilave ettim. Daha sonra 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları karıştıracağım. Şeker ve suyla biraz karışsın. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 adet yumurtanın beyazını ilave edeceğim. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ. Gördüğünüz gibi tüm malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bunları da karıştıracağım. En son ununu az az ilave edip yumuşak hamur yoğuracağım. Eğer suyla da denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel pidelerimiz oluyor, yumuşacık. İsterseniz yine söyleyeyim, sütle de hazırlayabilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Şimdi kabıma 4 su bardağı un ilave etmiştim. Az az ilave edip hamurumu karıştıracağım. Kıvam aldıktan sonra biraz daha elimle yoğuracağım. Hamurun kıvamı yumuşacık olması gerekiyor. Hafif biraz ele yapışan kıvamda. 4 su bardağı unun hepsini ilave ettim. Şimdi güzelce karıştıracağım. Daha sonra artık elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Hamurun kıvamı henüz cıvık kıvamda. 1 su bardağı daha un ilave ettim. Henüz 5 su bardağı un kullandım. Siz de her zaman unu az az ilave edip hamurunuzu yoğurun. Un markasına göre de hamurun kıvamı değişebilir. Hamuruma yarım su bardağı un daha ilave edip hamurumu toparlayacağım. 5,5 su bardağı un kullandım. Güzelce yoğuracağım. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olur. Yumuşacık olur pideleriniz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Ele yapışan kıvamda 5 su bardağı yarım un ilave ettim. Daha da ilave etmedim. Yanıma biraz sıvı yağ koydum kabıma. Elimi sıvı yağla bulayıp hamurumu güzelce yoğuracağım. Bunu da yapmamın nedeni hamurumun elime yapışmaması için. Elimi hafif sıvı yağla buladım. Şimdi 5 dakika daha hamurumu bu şekilde yoğuracağım. Hamurumu güzelce de yoğurdum. Kıvamı da gördüğünüz gibi yumuşak kıvamda. Yumuşacık hamur oldu. Şimdi bu şekilde hamurun üzerine kapatacağım. Hamurum iyice mayalana kadar hamurumu mayalandıracağım. Hamurum da çok güzel gördüğünüz gibi mayalandı. Şimdi bu şekilde elimi sıvı yağla yağladım. Şimdi hamurum havasını çıkartacağım. Hamuru da tepsimin içerisine ilave ettim. Altını hafif sıvı yağla yağladım. İsterseniz yağlı kağıtta serebilirsiniz. Daha sonra bir adet ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı yoğurt ilave edip güzelce karıştıracağım. Ben büyük tepsi kullandım. Eğer isterseniz siz hamuru 2 bezeye de ayırabilirsiniz. Ben bir adet büyük pide hazırlayacağım. Bu şekilde yumurta sarısı ve yoğurt karışımını üzerine ilave edip elimle bu şekilde bastıracağım. Hamurun kıvamı yumuşak olduğu için kolaylıkla açılıyor. Şimdi elimle bastırarak yuvarlak şekilde açacağım. Daha sonra üzerinin şeklini vereceğim. Bu şekilde yuvarlak şekilde açtım. Kalan yumurta ve yoğurt karışımı da üzerine ilave edeceğim. Güzelce her tarafına sürdükten sonra ilk önce parmakların uç kısmını kenarlarına bu şekilde bastıracağım. Mutlaka bu işlemi, pidenin özelliği elinizle yapılması. Şeklini verdikten sonra üzerine bu şekilde bir daha üzerine geçin ki pişerken şekli kaybolmaması için. Kenarlarını bu şekilde yaptıktan sonra daha sonra
kare şeklinde. İlk önce bu şekilde yapacağım. İsterseniz baklava dilimli şekilde de yapabilirsiniz. Yine söyleyeyim, ben büyük tepsi de yaptığım için bir adet hazırladım. Eğer siz isterseniz iki bezeye de bölebilirsiniz. Üzerine gördüğünüz gibi bu şekilde yapacağım. Daha sonra tekrardan üzerine geçip fırına pişmeye koyacağım. Üzerine şekilini de verdikten sonra şimdi üzerine susam ilave edeceğim. Eğer isterseniz çörek otu da ilave edebilirsiniz. Üzerine bolca susam ilave edeceğim ve bu şekilde 10 dakika bekleteceğim. Tepsi mayası için daha sonra önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında güzelce kabarıp üzeri kızarana kadar fırında pişireceğim. Ve işte arkadaşlar, pidem de fırından çıktı. Ben beklettim. İyice soğuduktan sonra gördüğünüz gibi yumuşacık olmuş. Mutlaka bu şekilde sizlere de suyla da denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık pidelerim. Şimdi içinde sizlerle paylaşacağım. İçi de gördüğünüz gibi göz göz olmuş, yumuşacık. Bu şekilde yumuşacıksa, bu şekilde eğer suyla denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İftarda mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım sizler de dinler, beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.